Sünnetin üç manası. Sual. Saadet-i ebediyede deniyor ki, sünnet kelimesinin dinimizde üç manası vardır. 1. Kitap ve sünnet birlikte söylenince, kitap Kur'an-ı Kerim, sünnet de hadis-i şerifler demektir. 2. Farz ve sünnet denilince, farz Allahü Teala'nın emirleri, sünnetse peygamberimizin sünneti yani emirleri demektir. 3. Sünnet kelimesi yalnız olarak söylenince, İslamiyet yani bütün ahkam-ı İslamiye demektir. Peygamberin emirleri arasında farzlar da olduğu için ikinci maddedeki tarif yanlış değil midir? Cevap: yanlış değildir. Bunları maddeler halinde açıklayalım. 1. Kitap ve sünnet denince, kitaptan kasıt Kur'an-ı Kerim'dir. Sünnet de hadis-i şeriflerdir. Hadis-i şeriflerin içinde farzlar da vardır, haramlar da vardır. Ef'ali mükellefinin hepsi vardır. Yani farz, vacip, sünnet, müstehap, mübah, haram, mekruh, müfsid olan hükümlerin hepsi vardır. Birer örnek verelim. Farz ve vacip için bir örnek. Farz, yapılması açıkça ve kesin olarak bildirilen dinin emirlerine denir. Vacip, yapılması farz gibi kesin olan emirlere denir. Bunların delilleri farz gibi açık ve kesin değildir. Vitir namazını ve bayram namazlarını kılmak, zengin olunca kurban kesmek, sadakayı fıtır vermek vaciptir. Vacibin hükmü farz gibidir. Vacibi terk etmek tahrimen mekruhtur. Hadis-i şerifte buyruluyor ki, sadakayı fıtır, hür, köle, erkek ve kadın her Müslümana vaciptir. Vacip kelimesi burada farz anlamındadır. Farz ve vacip birlikte kullanılınca, vacip farz anlamında olmaz. Hanefi'deki sünnet ve farz arasındaki hüküm anlaşılır. Bir örnek, sadakayı fıtır, üç mezhepte bir günlük yiyeceği olana farzdır. Hanefi'de ise, ancak nisabı bulan Müslümana vaciptir, farz değildir. Sünnet için bir örnek. Peygamber Efendimizin yapılmasını övdüğü yahut devam üzere kendisinin yaptığı veyahut yapılırken görüp de mani olmadığı şeylere sünnet denir. Sünneti beğenmemek küfürdür. Beğenip de yapmayana azap olmaz. Hadis-i şeriflerde buyruluyor ki, selam vermek sünnet, almaksa farzdır. Allahü Teala Ramazan orucunu farz kıldı. Ben de size teravih namazını sünnet kıldım. Müstehap için bir örnek. Peygamber Efendimizin sevdiği, beğendiği hususlardır. Güzel giyinmek, güzel koku sürünmek müstehaptır. Bunları yapana çok sevap verilir. Yapmayan günaha girmez. Hadis-i şerifte buyruluyor ki, abdest alırken ayak parmaklarını hilalleyin. Alimlerimiz bu hilalleme emrinin müstehap olduğunu bildirmişlerdir. Mübah için bir örnek. Yapılması emrolunmayan ve yasak da edilmeyen şeylere mübah denir. İyi niyetle işlenmesinde sevap, kötü niyetle işlenmesinde azap vardır. Uyumak, helalinden çeşitli şeyler yiyip içmek, helalinden çeşitli elbiseler giyinmek gibi işler mübahtır. Bunlar İslamiyet'e uymak, emirlere sarılmak niyetiyle yapılırsa sevap olur. Sıhhatli olup ibadet yapmaya niyet ederek yemek içmek böyledir. Hadis-i şerifte buyruluyor ki, namazda yılanla akrebi öldürün. Bu emir mübah bir emirdir. Yani namazı bozmayı mübah kılan emirlerden biridir. Haram için bir örnek. Dinimizde yapmayın diye açıkça yasak edilen şeylerdir. Haramların yapılması ve kullanılması kesinlikle yasaklanmıştır. Haram olan şeyleri terk etmek, onlardan sakınmak farzdır ve çok sevaptır. Hadis-i şerifte buyruluyor ki, altın ve ipek, ümmetimin kadınlarına helal, erkeklerine ise haramdır. Mekruh için bir örnek. Allahü Teala'nın ve Resulü'nün beğenmediği ve ibadetlerin sevabını gideren şeylere mekruh denir.
Hadis-i şerifte buyruluyor ki, zeval vakti namaz kılmak mekruhtur. Müfsit için bir örnek. Müfsit, amelleri ifsad eden, temelinden giderene denir. İmanı ve namazı, nikahı, haccı, zekatı, alış ve satışı bozmak gibi. Hadis-i şerifte buyruluyor ki, yatarak uyumak abdesti bozar. 2. Farz ve sünnet denince, buradaki sünnet, Peygamber Efendimizin farz olmayarak yaptığı işler demektir. Sünnet, yalnız olarak kullanılınca İslamiyet demektir. Bu sünnete uyanlara ehl-i sünnet denir. Farz ve sünnet tabirindeki sünnetin içinde farz yoktur. Farz ve sünnet tabirindeki sünnet, bilinen sünnetlerdir. Saadet-i Ebediyye'de bu anlamdaki sünnetin açıklamasındaysa, sünnetin ne olduğunun anlaşılması için Peygamber Efendimizin emirleri denmiştir. Peygamber Efendimizin buradaki emirlerinin içinde farz yoktur. Kitap ve sünnet tabirindeki sünnetin içinde farz, haram ve diğer hükümler vardır. Farz ve sünnet tabirinin içinde yalnız sünnet vardır, farz olmaz. Bir örnek verelim. Namazın farzlarına ve sünnetlerine riayet edin denilince, burada bildirilen sünnetlerin farz olmadığı açıktır. 3. Sünnet kelimesi yalnız olarak kullanılınca, ahkam-ı İslamiye denilen dinimizin hükümleri anlaşılır. Bir örnek verelim. Şeyhülislam İbni Kemal Paşa, Şerh-i Hadis-i Erbain kitabında, sünnetimi terk edene şefaatim haram oldu hadisi şerifini açıklarken, bu hadis-i şerifteki sünnet, İslamiyet demektir. Çünkü büyük günah işleyen mümin şefaate kavuşur buyuruyor. Bir hadis-i şerifte şu mealdedir. Ümmetimden büyük günah işleyenlere şefaat edeceğim.